Evet sevgili arkadaşlar yine inanılmaz bir sabaha uyandık Türk halkı olarak. Bazı polemikler, olaylar ve tabii ki İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi. Gece yarısı İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Avrupa Konseyi Sözleşmesi feshedildi. Bu elbette çok önemli bir olaydı ve sabah kalkar kalkmaz Twitter'a girdiğimizde ilk aldığımız haber bu oldu. Peki nedir bu olay? Niçin kaldırıldı? İstanbul Sözleşmesi neden yaşatır ve neden bu kadar önemlidir? Gelin bunlara bakalım. Önce jenerik sonra video. <laughs> Öncelikle İstanbul Sözleşmesi ne zaman çıktı, nasıl imzaladık bunları bilmemiz lazım. Yıl 2009. Nahide Opus isimli bir kadın sürekli olarak kocasından belli başlı şeyler görüyor. Bu arada bu videoda bazı kelimeleri kullanamayacağım. Youtube bunları blokluyor arkadaşlar. Zaten sizler ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bunların üzerine Nahide Opus gidiyor ve devlet kurumlarına bu adam bana bunları yapıyor diye anlatıyor. Totalde 36 kere. İnanabiliyor musunuz? 36 kez bunu yapıyor. Ancak tabii ki hiçbir önlem alınmıyor ve nahide opuz'da gerçekten birçok kişinin yapmayacağı bir şeyi yaparak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidip dava açıyor. Kendi ülkesine diyor ki benim ülkemde beni koruyacak bir kanun yok ve haklı bulunuyor. Daha sonrasında Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kendi vatandaşını koruyamayan tek ülke olarak ceza alıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin gözünde Türkiye hem kendi kadınlarını koruyamıyor hem de ayrımcılık yapıyor. Bu olay üzerinde birçok ülke toplanıyor ve diyorlar ki artık buna bir dur dememiz lazım çünkü sadece Türkiye'de yaşanan bir olay değil bu. Birçok ülkede böyle şeyler var. Oturup konuşup bunu bir çözüme ulaştırmalıyız. Ve Türkiye'nin öncülüğünde İstanbul'da imzalanan bir sözleşme taslağı yaratılır. Bu sözleşme devlete bazı sorumluluklar yükler. Türkiye tabii ki o dönem içinde bulunduğu kötü imajdan kurtulmak adına bu sözleşmeyi imzalayan ilk ülke olur. Sonrasında tabii ki bu sözleşmenin meclis içerisinde kabulü var. Bu da gerçekten inanılmaz bir şekilde gerçekleşir. 246 oy ve tamamı kabul. Anlayacağınız Türkiye bu konuda kesinlikle hazırdır ya da öyle gözüküyordur. Tabi dediğim gibi arkadaşlar devlete bazı yükümlülükler verir bu sözleşme. Peki nedir bunlar? Bir kere kadınlara özel bir sürü sığınma evi olacak abi. Aynı zamanda kadınların zor durumlarda ulaşabileceği bir telefon hattı olacak. Kadınlar bu gibi kötü olaylarla karşılaştıklarında tabii ki bunun bir soruşturma süresi oluyor. Bu süre zarfında tamamıyla koruma altında olacaklar. Herhangi bir bu tür olay olduğunda dediğim gibi bazı kelimeleri kullanamıyorum Gelenek, töre, din ya da namus gibi kavramlar senin planların içerisinde olmayacak. Okullarda kadın erkek eşitliğine yönelik bazı şeyler öğreteceksin. Buradaki amaç tabii ki kadınların erkeklerden daha üstün olması gibi bir şey değil arkadaşlar. Sadece kadınların hakkı olan bazı şeylerin onlara verilmesine yönelik şeyler. Yani asıl amaç kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği ortadan kaldırmak. Peki neden bazı insanlar bu sözleşmeye karşı çıktılar ve bu karşı çıkmaların sonucunda bu sözleşme kaldırıldı? Sözleşmenin 3. maskesi. ...addesindeki aile kapsamı şunu belirtiyor. Yani iddiaları bu şekilde. Sadece aile değil, birlikte yaşayan bireyler de bu kapsamdadır. Eyvah arkadaşlar, gelen tepkileri düşünebilirsiniz. İşte bu zinayı meşrulaştırır, bu şöyledir... ...bizim toplum ahlakımıza terstir falan filan diye yorumlar. Ancak bu tamamıyla yanlış bir şey. Çünkü çeviride büyük bir hata var. Sözleşmenin orijinal dilinde ev içi olaylardan bahseder. Aile içi olaylardan değil, yani bu her şeyi kapsar. Bir kadın olabilir, bir erkek olabilir bir çocuk da olabilir. Yine keza bu şekilde işin LGBT boyutu da var bu arada. İşte bu sözleşme LGBT'yi destekler, bunları meşru kılar tarzında. Hesapta bu sözleşme Türk milletinin aile içi yapısını ve kültürel bağlarını koparan bir sözleşme olarak görülüyor ve bu nedenlerden dolayı kaldırıldı. Ancak burada çok yaban bir ironi var. Sanarsınız bizim şu an ülkemizde hiçbir şekilde kötü olaylar yok. Kadınlar gerçekten güllük gülistanlık yaşıyor ve aile içi yapımız da gerçekten mükemmel. Ancak is İstanbul Sözleşmesi bunları mahvetti. Hayır arkadaşlar. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Kadınlara haklar verir. Daha geçen bir olay patladı biliyorsunuz. Üzerine konuşamadık bile. Videoları çıktı ortaya. O kadın kaç defa o adamı şikayet etmiş. Ve bunun gibi birçok örnek. İstanbul Sözleşmesi'ndeki birçok madde kadınları korumaya yönelik maddelerdir. Sadece kadınları da değil arkadaşlar. Çocukları, erkekleri, yaşlıları. Genel olarak yine tırnak içinde söylüyorum. Kötü olayların yaşandığı her şeyi önlemeye yöneliktir. Sözleşmenin kimseyi eşin teşvik ettiği falan yok. Sözleşmenin söylediği şey şu. Senin cinsiyetin, yönelimin ne olursa olsun sen bir insansın ve senin bu şekilde kötü olaylar yaşamaya hakkın yok. Biz seni koruyoruz. Sözleşmenin söylemek istediği şey bu. Siz buradan nasıl bir teşvik çıkarabiliyorsunuz? Ne kadar kötü niyetli bir yaklaşım. Bu arada bu sözleşmeyi yazanların arasında 8 kişiden birisi Türk bir akademisyen ve bu bir kadın. Öyle bazı insanların söylediği gibi Amerika'nın oyunu değil yani. Daha da komiği İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını de destekleyen kadınlar var. Aklım almıyor ya. Düşünsene sırf senin adına sen kötü olaylar yaşama diye tabii ki sadece onlar için değil kadınlar için değil ama en önemlisi senin adına diyeyim. Bazı tedbirler getiriliyor seni korumaya yönelik. Ancak sen diyorsun ki yok şu şuna karşıymış şu bana uygun değilmiş. Ya kardeşim bu zaten senin için yapılmış bir şey. Unutmayın arkadaşlar kadına karşı yapılan bu olayların birçoğu politiktir. Evet toplum kötü olabilir biz sürekli bu şekilde haberler görüyor olabiliriz. Ancak bunun altında derin bir politika yatıyor. Daha ilk Şikayette o kadınlar ciddiye alınsaydı, binlerce kadın sayılabilir burada. Belki de o yaşanan şeyler yaşanmayacaktı. O haberler bizim önümüze çıkmayacaktı. Çünkü soruşturma devam ederken de kadını koruma altına alıyor bu sözleşme. Akıl, sır erdiremediğim bir olay. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Her zaman barış, her zaman sevgi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.